Allah-u Teala bizleri ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi hal böyle olunca Mekke müşrikleri bunu kutlamaya gidince diğer o Müslümanlar dağların eteklerinden geldiler. Ammar Efendimizin ellerini ayaklarını çözdüler. Ammar Efendimiz'e dediler ki yazıklar olsun sana Ammar. Sen neler söylediğinin farkında mısın? Sen nasıl adamsın? Böyle şeyler söyleyince Ammar Efendimiz iyice morali bozuldu. Dedi ki beni evime götürün. Yani bir daha da bana uğramayın dedi. Neyse evine götürdü bıraktılar ama Ammar Efendimiz tanınmayacak halde yani. Perişan bir halde. Çok işkenceler etmişler. Böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün Ammar Efendimiz'i göremedi. Göremeyince de sordu. Kardeşiniz Ammar nerede? Dediler ki ey Allah'ın Resulü o dinden döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ammar dinden dönmez. Ammar bu dini bırakmaz. O tepeden tırnağa iman sahibidir. Dedi kulaklarımızla duyduk ya Resulallah. Siz gidin Ammar'ı bana çağırın buyurdu. Onlar geldiler Ammar Efendimiz'in kapısına. Ben size demedim mi bana gelmeyin, kapımı çalmayın, artık yani gidin gözüme gözükmeyin demedim mi ben size dediyse de sahabe efendilerimiz dedi ki bizi Resulullah gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem seni yanına çağırıyor. Böyle deyince Resulullah'tan bir kere döndüm bir daha dönmeyeceğim madem ki beni çağırıyor Ammar Efendimiz geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ancak tabii ki uzakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaşmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Ammar yaklaş. Biraz yaklaşıyor. Ammar yanaş dizim dizine değsin ey Ammar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizleri dizine değiyor. Ammar Efendimiz utancından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakamıyor. Ammar yüzünü kaldır. Yüzüme bak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Utanıyorum ey Allah'ın Resulü diyor. Ammar, sen o sözleri söylerken kalbin ne diyordu senin Ammar diyor. Vallahi kalbim buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu ey Allah'ın Resulü. Tamam o zaman Ammar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ammar Efendimiz'e sarılıyor. Ve diğer sahabe efendilerimize diyor ki, tepeden tırnağa iman sahibi birini görmek isteyen Ammar'a baksın buyuruyor. Sarılın kardeşinize buyuruyor. O anda işkencelerle bu sözleri söylemiş ama onun kalbi Allah'tan ve Resulünden Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem bir an bile dönmemiş buyuruyor. İşte kıymetli kardeşlerim ne büyük imtihanlardan ne büyük sıkıntılardan geçmiş büyüklerimiz. İşte Allah-u Teala da buyuruyor ki Estaizu billah em hasibetüm yoksa siz zannediyor musunuz ki en tedhulul cennete cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Hepimiz cennet hayali kuruyoruz. Efendim cennetten bahsedilince böyle yani gevşiyoruz. Hoşumuza gidiyor değil mi? Böyle sanki hak etmiş kazanmışız gibi. Cehennemden bahsedince herkesin morali bozuluyor. Efendim sanki oradan kurtarmışız gibi. Yani siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz ki? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden önceki gelen kavimlerin, ümmetlerin başına gelen belalar, musibetler, imtihanlar sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Şimdi işte Mevla bizi imtihan ediyor. Sabah namazları ne oluyor? Yazın erkene geliyor. Kalkacak mı, kalkmayacak mı? Kurban olduğum bize öyle ağır imtihanlar da tutmuyor. Namaz, işte Ramazan-ı Şerif yaza geliyor, günler uzuyor. Tutacak mı, tutmayacak mı? Mevla biliyor da bize gösterecek yani. Bizim imtihanlarımız da bu. Buyuruyor ki Mevla, مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا onlara ne hastalıklar, ne fakirlikler, ne musibetler isabet etti. وَزُلْزِلُوا ne zelzeleler veyahut da o
imtihanlarla beraber çok büyük sarsıldılar buyuruyor. Hatta ta ki yekûler rasûlü vellezîne âmenû ma'hu, başlarındaki peygamberleri ve o peygambere iman eden sahabeleri, efendim, ümmetleri dediler ki, yani o kadar artık bıçak kemiğe dayandı diyorsunuz ya, o kadar zor duruma düştüler ki, meta nasrullah, ya Allah'ın yardımı nerede kaldı ya? Allah-u Teala bize yardım etmeyecek mi ya? Dediler, elâ inne nasrallâhi garib. İşte o anda Allah'ın yardımı, efendim, yakındır buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Yani bazı kere bizler bir imtihana düşeceğiz. Bazı kere hastalık olacak, bazı kere fakirlik olacak. Yani herkesin kimisi evladından, kimisi eşinden, kimisi hanımından, kimisi akrabasından, işçisinden, amirinden, memurundan. Yani hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyecek. Çünkü burası cennet değil. Burası cennet değil ki her şey senin istediğin gibi gitsin. Burası dünya. Yani Mevla dünyayı sevmeyelim diye bu kadar belalar, musibetler, hastalıklar veriyor. Yine de dünyadan kopamıyoruz ya. Yine de kopamıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu dünya sevgisini kalbimizden söküp alsın. Kendi sevgisini, Resulünün sevgisini, dostlarının sevgisini, ahiretin sevgisini Rabbim kalplerimize yerleştirsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti inni ra'eytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'eytuhum li sacidin.